Derbent'teki hizmetler Aldağ'dan ibaret değil. Değil tabii. Dolayısıyla geçtiğimiz dönem içerisinde yapılan hizmetleri şöyle hızlıca bizim için bir gündeme getirebilir misiniz lütfen? Tabii, yani çok kısa ana hatlarla. Sonra biraz da projelere vakit kalsın. Çünkü hafıza çabuk şey yapıyor, unutuyor. Evet. Bu açıdan ben belki yüzlerce hizmetin 10-15 tanesini ana hatlarla ifade edip geçeyim o zaman. Şimdi biz 2004'te ilk şeyi dar olan cadde ve sokaklarımızı, yani araçların gidemeyecek şekilde sıkıntı olan yerlerini ilçe merkezinden başlayarak köylerimizde, yaylalarımızda kilitli taş döşeyerek yollarımızı düzgün hale getirdik. Bu konuda büyük bir çalışma yaptık. Yaptığımız ilk hizmetlerden biri de Ribat Aşevi'nin bir şubesini açarak, hı hı, oradaki sadece ihtiyaç sahibi değil, yaşlanıyor. Yaşlı nüfusumuz var bizim. Elleri ayakları tutmuyor, karı koca falan. Onların yemek ihtiyaçları karşılandı. O da şu anda Derbent'in tamamında bu hizmet veriliyor. Benzin, akaryakıt istasyonumuz yoktu. Yani şey, tankerlerle yakıt alıyorduk. Bir akaryakıt istasyonu kazandırdık. İş makinelerimizi sıfırladık, yeniledik. Araç parkımızı zenginleştirdik. Belediye hizmet binası yaptık. Bu konuda iddialıyız. Yani taşra belediyeler içinde en düzgün ve en muntazam belediye hizmet binası, kültür merkezi ve iş merkezini şey yapan bir kompleks yaptık. Gören herkes tarafından da bu konuda takdir alıyoruz. Hastaneyle ilgili bir çalışmayı başlattık. Şu anda yerini bir hayırsever hemşehrimize aldırttık. Ve şeyi de Sağlık Bakanlığı'ndan değil de özel sektörden hastaneyi bir an önce yaptırıp önümüzdeki yaza hastaneyi açmayı hedefliyoruz. Bir Aladağ Göl Parkı yaptık. Bu konuda da ihtiyaç olan bir şey tamamlandı ama şu anda büyükşehirle önümüzdeki zaman içinde bu göl parkı 3 kat artırarak ve gölün etrafında bisiklet ve yaya yürüyüşü yapılacak yollar açarak ve yan tarafta da Genç Spor Müdürlüğümüzün yaptığı yarım trilyonluk bir futbol sahası var, sentetik çim saha. Onunla ve şehitlikle bütünleştirerek güzel bir kompleks yapacağız. Bunu da buradan hemşehrilerimize müjdesini vermiş olalım. Köylerimiz henüz mahalle olmadan hizmet vermeye başladık. Biraz önce ifade etmiştim. Yani o hizmeti biz mahalle olmadan başlattık. Dolayısıyla onlar artık mahalle olduktan sonra, yani bir de onların biz İller Bankası'ndan payını aldıktan sonra hizmetimiz tabii daha da katlanarak, artarak devam edecek. Kanalizasyonu yeniledik. Bu konuda 2 trilyonluk bir çalışmamız oldu. Tabii bu hizmetler bundan sonra büyükşehire geçiyor. İçme suyu şebekemiz de yenilenecekti. Artık onu KOSGİ bize bıraktık. Önümüzdeki yıl inşallah onunla yapacağız bunu. Yol çalışmaları yaptık bu süre içinde. Karayollarıyla, özel idareyle ve sıkıntılı olan yollarımızın ulaşımı sağlandı. Hı hı. O konuda mesela daha önce tabiri caizse kuş uçmaz, kervan geçmez noktasındaki yaylalarımız bir kere yolu asfaltlandı, elektrik hizmetini verdik, sulama suyunu verdik, içme suyunu verdik, harika yayla haline geldi. Bu konuda o yayla sakinleri çok memnun oldu. Onlar memnun olunca biz de tabii memnun oluyoruz. İçme suyunda bir sıkıntımız vardı. Şimdi 100 yıllık belki Derbent'in içme suyunu karşılayacak oranda bir içme suyu rezervini bulduk ve onu dağıtımını gerçekleştirdik. Elektrik hizmeti özelleştirmeden önce yayla ve dağlarımıza tamamen alındı. Şimdi almak daha zor çünkü özel sektör bu konuda hep kar mantığını güttüğü için yatırım noktasına biraz daha şey davranıyor, tutumlu davranıyor. Sulama suyuyla ilgili iki tane göletimiz vardı açık kanalla sulama yapan. Biri DSİAD, biri özel idare. Her ikisini kapalı kanal yaptık. Dolayısıyla sulama suyumuz 2 kat arttı. Ve hemşehrilerin ekonomisi de buna bağlı olarak 2 kat artmış oldu. Süleyman göletini sıfırdan bu dönem yapmış olduk. Orası da bölgenin sulama ihtiyacını karşılar hale geldi. Ve şu anda 6 köyümüze 6 tane gölet projemiz var. İnşallah onları da önümüzdeki dönem içinde gerçekleştireceğiz. Bir külliye binamız vardı çok uzun yıllardan kalan. Burası İmam Hatip olarak düşünülmüş ancak çeşitli nedenlerle o 28 Şubat süresince evet, bu engellenmişti. Biz oranın
şeyini şu anda tamamlıyoruz. Yatılı bölge İmam Hatip olarak inşallah 2014-2015 öğretim yılında oraya öğrencilerimize, bölgemize hem de sadece Dermed'de civar bölge hizmeti vereceğiz inşallah. Kaç kişilik oranın? Burası 300-400 öğrenci kapasitesi olan bir yer. Elikesi Kağan var bizim başarı yolu üzerinde Selçuklu eserlerinden. Oranın restorasyonu yapıldı. O güzel bir hizmet olarak değerlendiriliyor. Bununla beraber toplu düğünler, toplu sünnetler, festivaller, çocukların olduğu her yaylaya sahip ve şey koydum. Çocuk oyun parkları koydum. Aslında bütçemiz çok sınırlı olmasına rağmen çocukların o sevinci yaşasın diye. Hiçbir şey yapamadıysak bir salıncakla bir tahterevalli koyduk. Çocuklar onunla dahil mutlu oldular. Mescide evet. yerlerini düzenledik. Mescitlerle, efendim piknik masalarıyla, iş ve su ihtiyaçlarıyla. Bu çalışmaları evet. ana hatlarla böyle özetleyebiliriz. Eyvallah çünkü yani. Daha birçok başlık evet. var. Biraz da önümüzdeki dönem için plan ve proje anlamında Derbent Belediyesi neleri hedefliyor? Artık kaynakları artmış bir Derbent Belediyesi, evet. nüfusu ve hinterlandı genişlemiş bir Derbent Belediyesi var karşımızda. Ya arkamızda koskoca Konya Büyükşehir Belediyesi ve, olan. Evet bir... yani koskoca hükümet gibi belediye var aynen arkanızda. Derbent 2014'ün 31 Mart'ından sonrası için önümüzdeki dönem belediyeden neler beklesin, siz neler vaat ediyorsunuz? Bunu başkan adayı olarak soruyoruz artık. Evet teşekkür ediyorum. Şu anda ben hemşerilerime diyorum ki önümüzdeki dönem hepimiz kollarımızı sıvayacağız inşallah. Yani yoğun bir şekilde hizmet alma yarışına gireceğiz. Yani bunu yapmak bu bölge için bizim borcumuz. Bu anlamda biraz önce bahsettiğim kanalizasyon şebekemizi yeniledik. İçme suyu şebekemizi de yenileyeceğiz. Tabii bunu artık KOSGÜ ihale edecek, yapacak. Bu biraz önce bahsettiğim o kompleks, o bölge için Aladağ, Göl Parkı, spor tesisleri, işte voleybol, basketbol, futbol ve şehitlik, şehitlerimiz var onun için yapılan yer. Çok güzel bir kompleks olarak Büyükşehir Belediye'miz her yere bir tane park yapma projesi vardı. Biz bu parkı bu kompleks içinde değerlendireceğiz inşallah. Yüksekokul talebimiz var. O talebimiz devam ediyor. Tabii o talebimiz artarak devam ediyor. Çünkü Turizm Meslek Yüksekokulu artık Aladağ Kayak Merkezi ile de özdeşleştiği için bunun şeyi biraz daha bu dönem için artıyor. Hı hı. Daha hızlı şekilde yapılacağını düşünüyorum. Bu başarı yolu biraz önce dediğim gibi Ulaştırma Bakanımız bunu karayolları ağına alınıyor. Dolayısıyla bizim Konya Derbent arası mesafemiz çok daha hızlı ve yakın olacak. Yani yarım saatinde altına düşecek inşallah. Sanayi sitesiyle ilgili bir çalışmamız var. Çünkü sanayi sitelerimiz, dükkanlarımız dağınık. Onların derli toplu ve artık günümüzdeki şeye yakışır bir şey olması lazım. Hava. Soğuk hava deposuya ihtiyacımız var. Onu karşılayacağız. Bir otodar ve otopark ihtiyacımız var. Kapalı pazar yerimiz olacak inşallah. Bir de otomatik kesim hanemiz olacak. Çünkü bizim bölgede organik tarım, organik süt, organik et yaygın. Mesela biz Derbent fasulyede marka oldu. Çilekte Konya'nın en aroması güzel çileğini yetiştiriyoruz. Yani önümüzdeki süreçte bunların ve balda da belli bir marka oluşturacağız. Bunlarla artık biraz daha profesyonel para kazanma yolunu çiftçilerimizle yaşayacağız. Bu anlamda daha profesyonel çalışmalara gidiyoruz. Hayvancılık biraz daha artıyor. Dolayısıyla et ve sütle ilgili de bu kesimhane ve diğer çalışmalarımızla yürüyecek. Evet. Büyükşehir destekli hizmetler neler var? Büyükşehir destekli hizmetlerimiz bu altyapı hizmetlerimizi. Hı hı. Ulaşım mesela şu anda Konya Derbent arası 5 sefer yapılıyor. Hı hı. Bu en az 10 katına çıkar yani iki katına çıkar. Köylerimiz, kasabamız ve ilçe merkezi arasında da böyle sürekli günde ring yapacak şekilde bir ulaşım sağlanır. Hı hı. İşte bu kanalizasyonun eksik kalan kısımları tamamlanacak ve içme suyu şebekesinin yenilenmesi tamamlanacak. Hı hı. Bu göletlerimiz hakeza artık özel idarenin bütün şehirlerde, büyükşehirde olduğu için büyükşehir meclisinden çıkan şeylerle göletlerimiz çok daha kolay olacak. Evet. Daha önce biliyorsunuz bir özel idaremiz vardı. Bunun da işte seçilmiş ilgili meclis üyelerimiz vardı. Atanmış vali bey vardı başında. Hı hı. Dolayısıyla bir seçilmiş, bir atanmış arasında da zaman zaman
ikili şey çıkıyordu. Şu anda büyükşehir bütün bunları tek başına yetkiyi kullanıyor. Yani büyükşehir hem zaten mevcut gücü var, artı coğrafya olarak bunu da tabii büyükşehir belediye başkanımız ve il başkanımız çok güzel bir çalışma yaparak Konya'nın coğrafyası geniş olduğu için 6360 sayılı yasada dediler ki yüz ölçüm metrekare alanını da göz önüne alarak fazla para alalım dediler. Sağ olsunlar öyle bir para alındı. Hı hı. Dolayısıyla büyükşehirin bütçesi ve gücü yani müthiş arttı yani. İmkan noktasında Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Şimdi geçmişte hatırlarsanız 8-10 tane gölet yapan ya da baraj yapan birisi bu ülkede 30 küsür yıl barajlar kralı olarak başbakanlık yaptı. Süleyman Demirel. Yani şu anda 1000 günde 1000 gölet projesi gerçekleşti. Şimdi yeniden 2000 gölet yapılıyor. Ya bize dönen şey şu, projenizi getirin, para problemi yok. Hemen şeyinizi, ödeneğinizi ayıralım. Yani böyle bir şey biz rüyamızda görmedik. Ama şu anda bunlar gerçekleşiyor. Üstüne üstlük tekrar gene Konya Büyükşehir Belediye'mize ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayvan Daire Başkanlığı'nı ilk defa Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı'nı Konya'da kuruyorlar. Ve bunu ilk şeye kanunlaşmasına teklifi götüren de bizim Konya olmuş. Dolayısıyla bu da çok güzel bir hizmet. Çünkü bizim orası tamamen tarım ve hayvancılık. Dolayısıyla biz büyükşehirden çok rahat o hayvan teşviklerini, hayvanlar alacağız. Gençlerimiz artık Konya'ya gitmeye gerek duymayacak. Yani Konya'da niye asgari ücretle uğraşsın? 10 tane büyükbaş hayvan olsa buradaki 3-4 tane asgari ücret kadar aylık gelir sağlayacak. Dolayısıyla yani bütün bu güzellikleri biz eğer değerlendirebilirsek ki değerlendireceğiz Allah'ın izniyle. Yani her şey çok başka olacak. Yani 1 Nisan'dan itibaren adeta yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir ufuk doğuyor. İnşallah bunun semeresi hem ekonomik hem huzur ve mutluluk hem de güzellikler olarak bize yansıyacak. Bugüne kadar az önce bahsetmiş olduğumuz projelerin toplam maliyetleri nedir Derbent için yapılanların geçen dönem? Geçen dönem yapılan maliyeti yaklaşık 10 trilyonu geçiyor. 10 trilyon üzerinde. Şimdi yeni dönemde bu 30 trilyonu yaklaşacak diyebilir miyiz? Yeni dönemde belki 100 trilyonu bulacak. Büyük yani, şehri de katınca. Yani ben kabaca şöyle söylüyorum hemşerilerime. Ben 10 yılda yaptığım hizmetin 10 katından fazlasını bu dönem yapacağım diyorum. Çünkü yani düşünün bizim için o rakamlar ne kadar zordu. Yani ben 2004'te bir Derbent Belediyesi'ni aldığımda küçük belediye, borçlu, imkanları çok sıkıntılı. Adeta belediyeyi vakıf gibi çalıştırdık Sami Bey. Yani bunun bir kısmına birçok arkadaş şahit oldu. Yani işte Ribat Aşeri sağ olsun oradan onu besliyor. Bir iş adamımıza petrol istasyonu yaptırıyoruz. Festivalde yemek veriyoruz. 10 tane iş adamımıza diyorum ki hadi 3000 size, 5000 sana, 2000 sana bölüştürüyorum. Böyle yaptırıyorum. Ama şu anda ilk defa belediyecilik yapacağım. Kaynağım olacak, param olacak, evet. Planlama yapacağım. Yani ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Yani bizim Konya'da en tecrübeli belediye başkanımız Mehmet Hançerli Bey. Karadaylı. 30 yıllık bir belediyeciliği var. Ondan sonra biz geliyoruz Aziz'e. Ben de 24 yıl oldu. Yani bu birikimleri ve şeyi tecrübeleri inşallah hızlı bir şekilde hizmete kanalize edeceğiz. Yani o ifadeyi tekrarlıyorum. Gerçekten hükümetimize, başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir belediyeci olarak. Bunu bir şey olarak söylemiyorum. Yani şu anda bize yani en basit, demin söyledim her türlü imkan artık verilmiş. Yani un, yağ, şeker verilmiş. Ya bunu helva yapıp birlikte afiyette yiyeceğiz inşallah. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. 30 Mart'a kadar tabii yoğun bir çalışma gündemi sizi bekliyor. Bütün adaylara ben de buradan birbirlerini kırıp dökmeden ahenkle, muhabbetle yani bir hemşehri olduğunu unutmadan farklı partilerde ait olsalar da hizmeti öne alarak bir seçim süreci yaşamalarını istiyorum. Evet. İnşallah bu sürecin sonunda da birbirimize gene tebrikleşerek bitirmiş olalım diye umut ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, Derbent Belediye Başkanı Sayın Hamdi Acar Bey stüdyo konuğumuzdu. Yarın farklı bir konukla düzlemde yine 18.10'da karşınızda olmayı ümit ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Sizin güvenliğiniz çocuklarınızın geleceğidir. Güvenle büyü Türkiye. Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım. Keşke dememek için emniyet kemerinizi takın. Hiç düşündünüz mü? Neden sofralarımızın vazgeçilmesidir o? Neden sımsıcak bir sevgiyi çağrıştırır onun tadı? Çünkü onun hamurunda emek var. Onun hamurunda umut var. Onun hamurunda